Selam herkese. Bugünkü sorumuz bir parabol sorusu. Sorumuz endemik yayınlarının Türkiye Geneli sınavında sorulmuş bir soru. Belki sınava giren arkadaşlar vardır ama girmeyen arkadaşlar için de güzel bir örnek olacaktır. Evet şöyle diyor ki bir deponun kapısı parabol şeklindedir. Bu kapının maksimum genişliği 4 metre yüksekliği 2 metredir. Taban ayrıtları 2 ve 1 metre olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu tabanı zemine gelecek şekilde zemin üzerinde kaydırılıp bu kapıdan geçirilerek depoya götürülüyor. Buna göre kolinin yüksekliği en fazla kaç metredir? Çok güzel kurgulanmış soru çocuklar. Aslında bildiğiniz parabol denklemini yazmanızı istiyor. E, Parabolün en geniş e, mesafesi 4 metre ise yani kolları arasındaki o en geniş uzaklık. Yani bunu ben basit olarak şöyle düşündüm. Bu parabolü koordinat düzleminde yerleştirdiğimde şu şekilde yerleştirdim. Şöyle Kapımız bu yani parabol. şu şekilde. E, şu en geniş alanı 4 metre ise dedim ki şurası eksi 2, şurası artı 2. Dolayısıyla yüksekliği 2 olduğuna göre, yani tepe noktası da şurası sıfıra 2 olacak. Şöyle bir parabol denklemi yani parabol çizdim. Kapımız bu şekilde. Şimdi öncelikle bu parabolün denklemini çizdim. Sonra o koliyi nasıl düşündüğümü göreceksiniz. Bu parabolün denklemini eksenleri kestiği noktalar eksi 2 ve 2. Tepe noktası 0 2. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. İster tepe noktasından yazın ister eksenleri kestiği noktadan. Bu e, tercih sizin, ben eksenleri kestiği noktadan yararlanıp yazacağım. a çarpı x eksi x 1 çarpı x eksi x 2 yani x artı 2 çarpı x eksi 2. E Tepe noktası 0 2 olduğuna göre, bu da parabolün üzerinde bir nokta yani x yine 0 y yerine 2 yazıyorum. 2 eşittir a çarpı 2 çarpı, eksi 2. Buradan a'nın değeri de şöyle sadeleştirsek eksi 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla parabolümüzün denklemi şu fx eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2. Şimdi bu parabol denklemimiz burada dursun. Az sonra kullanacağız bunu. Şimdi bir tane dikdörtgenler prizması şekli bir kutumuz var ikiye bir ve bunu kaydırarak bu kapıdan geçirip depoya sokacağız. Yüksekliği en fazla kaç olabilir diyor. Ben o kutuyu şöyle düşündüm çocuklar. Hani işte en iki boyu en boy yani dikdörtgeni şöyle düşünürseniz tabanını ikiye bir şeklinde ya. Ben şöyle ters çevirdim. O biri şuraya yerleştirdim. Şurası bir. Dolayısıyla Burada simetri ekseni y ekseni olduğu için yani ne olacak burası? 1 bölü 2. 1 bölü 2 olacak. Eksi 1 bölü 2 olacak. Şurası 1. Dolayısıyla neresi 2 olacak bu durumda? Şöyle geriye doğru yerleştirilen yer şurası da 2 olmuş olacak. Bana sorulan yer ise yüksekliği. Yani şurayı soruyor bana. H. Şu yüksekliği soruyor. Tamam. E ben bunu nasıl bulurum? Tabii ki parabol denkleminde mesela A noktası diyelim. İşte a, parabol denkleminde x yerine 1 bölü 2 koyduğumda y değeri bu kolinin neyini verecektir? Yüksekliğini verecektir. Yani f 1 bölü 2 ya da f eksi 1 bölü 2 kolinin yüksekliğini verecek. Hemen yerleştiriyorum yerine. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 artı 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 2 tamamlayalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı şurayı toplarsak 5 bölü 2 yaptı. E, burası da eksi 3 bölü 2 yaptı. Eksi eksin çarpımı zaten artıya döner. Dolayısıyla 5 kere 3 15. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 15 bölü 8'i bulursunuz. Şimdi neden çevirdiğimi sorgulayabilirsiniz belki. Neden çevirdim? Öbür türlü 2 metre uzunluk yani şu tabanı buraya yerleştirseydiniz Şöyle olurdu bakın. Buraya yerleştirseydiniz 2'yi. Yani burası 1, 1 olacaktı. Dolayısıyla şu yükseklik daha küçük olacaktı. Yani daha kısa olacaktı. En büyük yükseklik dediği için kolinin en ve boyunu yerini değiştirdim. Evet sorumuz böyleydi. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de lütfen kanala abone olun. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.